Meme kanseri farkındalık ayındayız. Biz de dikkat çekmek istedik. Hep yukarıda çenemiz. İnsanın tabii keşkeleri oluyor başına geldiği zaman bunlar. Keşke ertelemeseydim o tetkikleri, keşke daha önce yaptırsaydım, işte keşke 6 ay önce gitseydim, 1 yıl önce gitseydim diye düşünüyorum. Belki o zaman kemoterapi almama gerek kalmayacaktı. Hastalar kendilerinde kitleyi fark ettikleri halde pandemi bulaş korkusuyla gelmiyorlar. Bu da bizim yine yaptığımız çalışmada özellikle metastatik, yani 4. evre meme kanseri sıklığının daha fazla arttığını gösteriyor. Salgın yüzünden erken tanı gecikti, ilerlemiş vakalar arttı meme kanserinde. Meme kanseri farkındalık ayında uzmanlar erken tanının önemine dikkat çekti. Çünkü erken tanı tedaviyi kolaylaştırıyor. Kemoterapiye gerek kalmayabiliyor. Meme cerrahisi direktörü Profesör Doktor Vahit Özmen, 40 yaş üstü kadınları, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri, aile hekimlikleri ve fakülte hastanelerindeki ücretsiz meme taramalarına davet etti. Kadınları ücretsiz meme taramalarına davet eden bir başka isim, meme kanseriyle mücadele eden gazeteci haberci Fulya Soybaş. Şu an sadece memede değil, benim bu geç kalmışlıktan dolayı koltuk altında da metastazı var. Koltuk altında lenf nodülü üzerine oturdu. Belki işte o olmayacaktı. O nedenle de kemoterapi görüyorum. Daha yoğun bir kemoterapi alıyorum. 12 tane aldım. Daha 4 tane daha var alınacak olan. Meme kanseri dünyada en fazla görülen kanser türü. Tedavisinde %100'e yakın başarı şansı var. Erken tanı meme kanseri tedavisini kolaylaştırıyor. Hastaların tedavi sürecini rahat atlatmalarını sağlıyor. En çok 40-59 yaş arası kadınları tehdit ediyor meme kanseri ama ülkemizde 40-50 yaş arasında daha fazla görünüyor. Hastalarımızın neredeyse yarısı 50 yaşın altında. Dolayısıyla 40-69 yaş arası Türkiye'de 2 yılda bir mamografi ücretsiz taranmakta. Ancak tüm taramalar ve tetkikler salgın sebebiyle yavaşladı. Türkiye'de 14 ay olan meme tanısı gecikme süresi 20 aylara kadar çıktı. Bu da ilerlemiş vakaları arttırdı. İşin içine kemoterapi girince zorlu bir süreç, kemoterapi ağır bir süreç. Yani tüm bunların yaşanmasına gerek kalmayabilirdi. Küçük bir operasyonla geçiştirilebilirdi. O yüzden erken tanı çok çok önemli. Muhakkak ve muhakkak yılda bir ya da iki kez kontrole gitmelerini tavsiye ediyorum. Fulya Soybaş'a ve ihtiyacı olan herkese Allah'tan şifa dileyelim.